Sayın Bahçeli'nin ilk yaptığı hareket değil. Değil tabii canım. Yani, tabii, listelesek tabii, yani yüzlerce var böyle dönüşler. Ama buna göre hareket eden ve buna yani, bakın bunun arkasına dizilen bir muhalefet anlayışı var bu ülkede. İşte yani düne kadar da 2023'te anayasa görüşmelerinde AK Parti meclis grubu HDP ile görüşmeye gittiğinde elbet görüşebilir. HDP'nin bu parti mecliste grubu var. Grup olan partide görüşmesi normal dedi. HDP reddetti. Bir hafta sonra Devlet Bahçeli dedi ki HDP teröristtir. Teröristle iltisaklıdır. Kapatılmalıdır. Devamlı kapatılmalıdır. İşte ben derim diyor. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin ben bu söylemleri çok garipsemiyorum. Çünkü sorgulamayan ve ona biat eden bir seçmen kitlesi var. Ki onun kendi seçmen kitlesini kabul edemeyeceği bir şey olması gerekiyor bu. Yok, her durumda kabul eder Burçin Hanım. Öyle mi? Şöyle ki, MHP ve Devlet Bahçeli diğer partilerin tamamından ayrılan bir parti. Öyle mi? Kesinlikle öyle. CHP, hatta AKP'den başlayalım. Erdoğan, Özgür Özel, DEM, bunların tamamından ayrışan bir yapısı var. Bugün AK Parti, yani bugün bu ülkenin tırnak içinde söylüyorum, en dirayetli insanı Erdoğan görünüyor. Erdoğan'ı bu ülkede herkes eleştirebilir. Kendi partisinden olan insanlar da eleştirir. Ki bunun örnekleri var. Hatta bugün çok da kale almadığım Galip Enseroğlu bile bu konularda açıklamaları var. Biliyoruz ki bu AK Parti'nin kuruculardan Hüseyin Çelik uzun zamandır eleştiriyor. Bülent Arınç zaman zaman eleştirir. Ancak bu biraz ülkede, çaptan düşenler ama hani sonradan. Hüseyin Çelik halen çaptan düşmüş değil. Halen AK Parti'nin aktif entelektüel yapılardan. Ben AK Partili değilim, aktif değilim diyor. İşte Arban Çağlar'ında izledik, gördük. Halen ideolojik şeylerinden biridir. Uğraşıyor en azından. İşte ama bir tek kişi eleştirilemez. İşte Özgür Özel'i mahalle delegisi de eleştirir. Küçümsediğim için söylemiyorum. Tabii tabii anlıyorum. Ama Bahçeli kimse eleştiremez. Yani MHP lider partisi olan tek partidir. Ağzından çıkan rica emirdir. Ve bu emiri herkes telakki eder. Şimdi biz herkes Erdoğan'a güçlü diyoruz da Bahçeli bugün Demre'ye sıkıştı. Seçmeninde şu mesaj oluşuyor. Devlet Bey olmasa Türkiye elden gider. Bahçeli yarın çekti. Dem şudur dedi. CHP budur dedi. Devlet Bey diyorsa yani MHP'de zaten iki tane lider gördü. Katılır mısınız? Bilmiyorum. Biri Alparslan Türkeş. Tabii. Biri de ve kuruluşu da uzun bir süreye yayılan. AK Parti'den çok eski bir partiden bahsediyoruz. İki lider gördü. İkisinde de aynı paradigma işledi. Paradigma değişmedi. Ve bugün işte Sayın Bahçeli'nin yaşının kaç olduğundan bağımsız artık şunu söylüyoruz. Sayın Bahçeli bir şey derse bu MHP'de emir telakki edilir ve kimse bunu eleştiremez. Eleştiremediği için, eleştirmek istemediği için de çünkü devleti koruyan bir tek unsur var Burçin Hanım. O da MHP. MHP'nin başında kim var? Devlet Bahçeli. Şimdi o seçmene göre böyle görüyor. Temel böyle paradigma bu. Lider partisi olduğunuz için de bu da işte sorgulamayan yani taraf. Bu da aslında çok artık sorgulamanın ötesine geçiyoruz. İnançla ilgili artık. Evet. Evet. Yani temel şeyini buna bağlıyor ve liderim ne diyorsa doğru diyor. Devlet Bahçeli de bugün temel olarak ne yapıyor? Bazen işte yüzükle mesaj veriyorum. Evet. Dosyayla, yüzükle. Dosyayla, yüzükle. Ve şu ana kadar da ben Devlet Bahçeli'nin, Salim Bey katılır mı bilmiyorum. Özellikle son CHP ile yaptığı ittifak, Ekmelettin İhsanoğlu, Devlet Bahçeli'nin yaptığı en büyük hatadır. Evet. Bu arada. Ondan sonraki dönemde Erdoğan'a en ağır ifadeleri kullanan tabii, Devlet yine Bahçeli. Bahçeli'ydi. Tabii ki, tabii ki hatırlıyoruz hepsini. Ama en hızlı tekrar kendini revize eden Devlet Bahçeli o günden bugüne devlete hakim. Sağlıkta var mı? Var. Emniyette var mı? Var. Jandarmada var mı? Var. Devletin, bürokrasinin her alanına
Hem de en kritik stratejik noktalarında. Ya bu ülkede düşünün ki neydi o özel harekat başkanı Devlet Bahçeli. Evet. Elini öptü evet, arkadaşlar elini öptü. Ya. Günlerce yani konuştuk devlet, burada. Devletteki MHP gücü önemli yani. Kesinlikle öyle görüyorum. Şimdi bunu gören MHP seçmeni niye Bahçeli'yi eleştirsin? Gücü seven bir yani ben onun seçmen genel itibariyle iktidarı sever. Sever. Hayır, gücü kronolojik olarak baktığımda onun da ötesinde bir tablo görüyorum yani. Şimdi AKP'nin 2002'de işte iktidara gelmesinden bugüne kadar ki sürecine baktığımızda 22 yıllık serüvenine aslında her aşamasında Bahçeli'nin payı var bir şekilde. Karşı çıktı bir dönem muhalefet yapsa da, karşı çıksa da, ağır sözler söylese de. Yani 2002'de iktidarın aslında AKP'nin iktidara gelmesinin müsebbibi kim? Sebebi kim? Bahçeli. Ya bir sabah kalktık. Erken seçim. Erken seçim istedi durduk yere. Hiçbir gereği yokken, bir hükümeti bozdu. Bir koalisyonu bozdu. Ülkeyi erken seçime götürdü. O erken seçime yani 2002 yılındaki seçime gidilmeden önce ya biliyorsunuz yani AKP'nin kuruluş döneminin kuruluşunda daha kurulmadan da önce bu kurucuları Erdoğan başta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip değil mi oradan neredeyse örtülü icazet almışlar. Tabii icazet. O iktidar önü açılarak kurduruldu. Bahçeli'nin sayesinde oldu bu. Sonra yine hatırlayın 2007'de Cumhurbaşkanı krizi çıktığında yani Ahmet Necdet Sezer'den sonra Abdullah Gül'ün işte o 367 bana göre garabet o uygulama hukuken kabul edilemez. Ama o tıkandığında efendim biz 367 sağlayalım ya bu krizi geçelim diyen Bahçeli oldu. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini o şekilde sağladı. Yani başından beri bir şekilde aslında. Sonra bakıyorsunuz en önemli katkısı Haziran seçimleri. Tam 7 Haziran tam 2015. Tam dolayacaktım. Evet 7 Haziran 2015 seçimleri. Ya gel başbakan ol dediler ya. Gel başımıza geç seninle koalisyon kuralım dediler. Hayır dedi öyle bir süreci işletti ki 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin tekrar seçilmesinin önünü açtı. Ekmelettin İhsanoğlu o adaylığını dayatarak Kemal Kılıçdaroğlu'na da kabul ettirip aslında yine Erdoğan'ın 2014'teki cumhurbaşkanlığını temin etti. Onu sağladı. Sonra 2017 bir sabah kalktık. Olmuş. Ya bir sabah kalktık o 1 Kasım'dan sonra yine Bahçeli dedi ki ya bu dedi Erdoğan dedi sürekli anayasa suç işliyor dedi. Sürekli anayasayı ihlal ediyor dedi. Ya bunu dedi suç işlemekten kurtaralım. Evet ne yapalım? Anayasayı sana uyduralım. Sen madem tek adam olmayı istiyorsun getir anayasayı. Dünyada hadi yapalım dedi. Eşi benzeri olmayan i̇şte, bir şey. 2017'de bu sistemi bu düzeni i̇şte, kurdu. Tabii. Dolayısıyla o günden bugüne kabul gören bir Bahçeli var ama. Evet. Ama evet. Bu sayede de devlete sahip oldu. Evet sahip oldu. Şimdi yani yaptığı şey ne kadar uygunsuz olsa da ama bir şekilde işlemiş işte, yani. Şimdi tabanınızı kontrol edeceksiniz ya Burçin Hanım. Taban şunu ister, iktidar olmak ister. Şimdi bugün adını saydığımız diğer partilerin yok olmasının temel sebeplerinde iktidarda iddiaları yok. Yerel seçimlerde iddiaları yok. Şimdi seçmen biraz da iddialı olmak ister. Şimdi bakıyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi belediyelerde var mı? Var. Devlette söz konusu söz sahibi mi? Çokça. AK Parti'den çok daha fazla söz sahibi. Diyor ki MHP seçmeni ya biz zaten iktidarız. Ve hepimiz şunu ama sorumluluğumuz da yok. Tam bunu diyecektim hocam. Ekonomiyle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Yok. Eğitimle ilgili bir sorunuz var mı? En güzel durumda olan onlar aslında. Sorumluluk yok. Keyfini sürdürüyor. Ya kaybetme korkusu olmayan bu ülkede tek parti var. MHP. AK Parti, Cumhur İttifakı içerisinde çok büyük korkulara sahip. Kaybederse her şey bitiyor. MHP'nin zerre kadar kaybetme korkusu yok. Ve öyle bir hegemonya kurmuş ki bu hegemonyayı Erdoğan bile kıramıyor. Yani orası geçen gün net canım evet. Geçen kuramıyor. Gün 42 dakikalık bir görüşmeleri var. Ya 42 dakikada gelip çay içip nasılsın Salim abi desem 15 dakika geçiyor. Burçin Hanım nasılsınız desem 10 dakika tabii, geçiyor. Tabii. 42 dakikada devlet meselesiyle ilgili ne konuşabilirsiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün şimdi buradan değil. Baktığınızda
Bahçeli bir şey söyler, Erdoğan uygular. Yapar. Çünkü bürokrasi ve devlet, AK Parti'nin yetişmiş kadroları yoktu. MHP 50 yıldan fazlanın bir partisi, yetişmiş kadroları var. Devletin her durumuna sirayet etmiş bir parti. AK Parti çok eskiymiş gibi geliyor bize aslında. Aslında çok yeni değil mi abi? Yeni tabii, Hepi çok topu, yeni. 22 yıllık parti. 22 yılda AK Partili olanlar daha önce Refah Partiliydi. Tabii. Bir kısmı zaten orada gelmedi buraya. 22 yıl bile değil, 10 yıl. 10 yılda niye? Niye? 2014'e kadar bütün kadroları işte, Fethullahçılardı zaten. Abi hadi onu da onlar geçtim. Temizlendikten sonra, onlar temizlendikten onu, sonra yani. Onu da geçtim. Yani o da yoktu. 2022'den alalım. Nasıl kadro yetiştirebilirsiniz ki? Mümkün yetiştiremezsiniz. Değil. Senin kadron yok. Ama senin şu anda ortak olduğun parti öyle cenderelerden geçmiş ki. Eski liderleri cezaevine atılmış, parti kapatılmış, yeniden açılmış. İşte biz içeride, zorlu aşamalardan biz geçmiş. İçeride olsak bile düşüncemiz iktidarda diyen bir parti var. İşte Ülke Ocakları diye bir yapısı var. Benzeri yani çok köklü bir yapıdan geliyoruz. Bugün CHP'den sonra en eski yapılardan bir tanesi MHP. Bir de DKP var benim yanlış bilmiyorsam. İşte 1960'lardan tip döneminden gelen. Yeni tipi eski tipten gelenekten sayacak mı saymayacak mı zorayı tartışılır konu. Dolayısıyla da MHP böyle bir şeyden geliyor. Background'dan geliyor. Erdoğan'ın bununla başı. Tamam Erdoğan'ı da 1960'larda 70'lerde şeyle hatırlıyoruz. Necip Fazıl'larla komünizmle mücadele dernekleri içerisinde zaman zaman boy göstermiş biridir. Ama bir Devlet Bahçeli kadar entelektüel birikimi de yok. Kabul edelim bunu. Tabii canım, tabii orası kesin. Kesin, orası kesin. Şimdi çok az vaktim kaldı. Bence Ekrem İmamoğlu'nu bir konuşalım. Hı hı. Ne olacak ahmak davası? Alınırsa görevden ya da işte men edilirse nasıl değişir CHP'nin içindeki dengeler? Bir de az önce aslında bir konunun altını çizdiniz. Yalnızlık dediniz Ekrem İmamoğlu ile alakalı. Onu da biraz bir açar mısınız? Ben açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun yalnız bırakıldığını düşünüyorum CHP yönetimi tarafından. Şimdi CHP yönetiminde hepimiz izliyoruz ve görüyoruz da. Ya biz bu konuyu gündeme getirirsek legalleştirmiş oluruz ve benzeri diyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yine Sayın Özgür Özel'in mahkeme siyaset yasağı getirecek söylemine ben inanın bir anlam hiç veremiyorum. Hiç kimse anlayamadı ki. Salim abi hukukçu. Yok onu eleştirdik zaten. Konuştu zaten, yok, Salim abi. Yok biliyorum abi. Olacak şey değil. Ama yani ben nasıl bir manası sıradan bir vardı? Vatandaş olarak tabii olacak şey bunu aklıma almıyor. Şimdi ben de 2023'te Cumhurbaşkan Yardımcısı bir insanım. Ekrem İmamoğlu olarak konuşuyorum. Hı hı. Gelmişim, tam 2023'te seçim kaybedilmiş. Değişim, dönüşüm hareketin de içinde bulunmuşum, kabul ediyorum. Hakikaten de değişim gerekiyor muydu? Gerekir. Bunlar ayrı tartışma konusu. Sonra 2024'te, Burçin Hanım, ciddi bir farkla seçim kazanmışım. Hakkımda halen Demokrasinin kılıcı üstümde duruyor. Ve benim partimin genel başkanı diyor ki bu muhtemelen onaylanacak. Ben de diğer taraftan kitlelere gittikçe diyorum ki şunu. Bana ceza verirse ben yeri yerinden oynatırım. Şimdi ben yeri yerinden kimle oynatacağım? Örgütümle oynatacağım. Örgütünle, tabii. Başta örgütüm. Şimdi Ekrem İmamoğlu CHP'li. CHP belediye başkanı. Ama bir diğer taraftan da CHP'nin genel başkanı şunu söylüyorsa bu onaylanacak. Ya sen onaylanmadan bir şey yapmak zorundasın. Bunlar zaten günlerce hepimizin konuştuğu şeylerdi. Dolayısıyla da Sayın İmamoğlu'nun ben biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Şu anda kendi kamuoyunu oluşturmaya çalışıyor. Haklı olarak. Açıkçası bunu kim olsa yapar. Verilen demeçlerin çok sert ve üst şeyde olması gerektiğini düşünüyordum ben. CHP genel üst perdeden olması gerekiyordu. Bunu sadece Sayın İmamoğlu yapıyor. Demin söyledim bazı pankartlar var. O pankartların altında sadece Sayın İmamoğlu'nun işte seçimlerde ortaya koyduğu bir yumruk var. Bakın altında İmamoğlu yazmıyor. Dikkatli evet. Bakmayınca görmüyoruz. Evet. Orada bir haksızlığı, bir mağduriyeti vurgulayan bir pankartlar asılmış. Bu bence İstanbul'un değil,
Türkiye'nin de her tarafına asılması gerekiyor. Bunu yapması gereken kim Burcu'nun? Tabii ki partinin kendi. İmamoğlu bunu kalkıp da Kırşehir'e, Çankırı'ya, Trabzon'a asarsa başka bir şey çıkıyor. Tabii. Bu sefer de iktidar trolleri, sen İstanbul Belediye Başkanı'sın, ne işin var bunu diyor. Şimdi şunu kabul ediyorsak, benim iki tane forvetim var diyorsak, evet. Forvetlerin ikisini de sakatlanmaktan koruyacaksın değil mi Salim abi? Yani böyle bir teknik direktörlükte. Tabii tabii. Ama görünen o ki öyle olmuyor. Ya çok da öyle olmuyor. Diğer yandan baktığınızda işte Mansur Yavaş'a kurultayda söz verilmemiş olması başka bir handikap. Onun sistem etmesi sonrasında. Yani dolayısıyla... Biraz kafalar karışık sanki. İşte Burcu'nun bu seçmene de yansıyor. Evet. Ya bu konuda son şöyle... Son 3 dakika.